Ekopolitik'ten merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da Uluslararası Finans Yatırım Danışmanı Mete Kenin ve dünyanın ekopolitiğini konuşacağız. Sevgili Mete, hoş geldin. Hoş bulduk Çetin. Evet, yine bugün ana gündem maddelerimizde aslında Suriye ve İran'daki gelişmeler var. Irak'ta enteresan işler oluyor ama hem öncesinde biraz Avrupa'ya bakalım. Çünkü Avrupa'da yaşananlar belki de bundan sonraki sürece damga vuracak, şekillendirecek nitelikte. Ama onun öncesinde sabahın sıcak gelişmesine bir iki cümlede olsa değinelim istiyorum. Evet. 28 Şubat'ta 3. dalga geldi. Burada sen baktığında nasıl bir fotoğraf görüyorsun? Gerçekten bir kamuoyuna yansıtıldığı gibi işte o süreçle bir hesaplaşma mı var? Yoksa burada başka bir hesap mı var? Bir iki cümle yorumunu merak ediyorum açıkçası. Vallahi şimdi Çetin'cim, 60 yıldır ülkeyi aynı güçler yönetiyor. Türkiye'yi Türkler yönetmiyor. Daha doğrusu Türk halkının iradesi yönetmiyor. Böyle diyeyim. Sürekli olarak şekillendirilmeye çalışılıyor Türkiye. Belli güç odaklarının, dış ve iç güç odaklarının, onlarla işbirliği yapan güç odaklar tarafından. İşte bugün de neymiş de 28 Şubat'ın takipçileriymiş falanmış filanmış yargılayacaklar. 12 Eylül'de yargılanıyordu sözüm ona. Hatırlayalım, bu referandum öncesi ne oldu? Ve seçim döneminde daha doğrusu. Bu asılan bir 17 yaşında mı 16 yaşında mı yaşı büyütülerek asılan bir... Arda Deren. Evet. Sonra şimdi mahkeme ne karar verdi? Evraklarını bulamıyorlarmış. Efendime söyleyeyim. Hatta ailesinin ipi mi getirelim diye tepkisi oldu. Evet, yani demek istediğim, biz hep söylüyoruz bu Mavi Marmara nasıl bir tiyatro idiyse 10 senedir zaten Türkiye'yi şovlarla, tiyatrolarla idare etmeye çalışıyorlar. Bugüne kalkmışlar neymiş 28 Şubat'ta hesaplaşacaklarmış. Ya bir defa Çevik Bire doğru düzgün bir sorgulasınlar. Sorsunlar yani Çevik Bire. Ahmet Kara Hayıtlı diye birini tanıyor mu? Neden sadece Çevik Bire'nin Harp Akademisi'ne girdiği sene 4 seneden 2 seneye düşürülmüş? Harp Akademisi. Kim dedin? Kimi tanıyor? Ahmet Karahayıtlı'yı tanıyor mu? Hı. Efendime söyleyeyim. 12 Eylül darbesi sırasında Kenan Evren hep dibindeydi. Hangi sıfatla oradaydı? Tamam, biliyoruz. Orada şey yapmış da, yani izleyicilerimiz de baksınlar. 76'dan 83'e kadar bilfiil bu ülkedeki bazı şeyler, çalışmaların, o şimdi peşinde koşturuluyor, yakalanacak bilmem ne falan filan diyorlar ya. 76'dan 83'e kadar bilfiil içinde miydi? Onun öncesinde Avrupa'da Şeyh karargahında kendisi şekillendirildi mi? Şeyh bir şeyin kısaltılmışı da, hı hı, aynı zamanda da şekil demek, şekillendirmek demek. Yani Türkiye kimi şekillendirdiğini, nasıl şekillendirdiğini, kimliklerin nasıl gizlendiğini veya önlerinin nasıl kesilmeye çalışılıp da bu tip nasıl diyelim, gizli ajandası olan kişilerin veya mevki sahiplerinin daha sonrasında nasıl darbelerle tekrar aklandığı, yollarına devam edildiği ve son 10 senede de nasıl olup da biz geçen programda söyledik ya, George Bush ekibinin neokonların politikalarını birebir burada uygulamaya kalkmış birisidir yani. Homeland Security'nin şeyini, sponsorluğunu yaptığı küresel terörle mücadele falan şeyini hangi sıfatla Türkiye'de ev sahibi olarak toplamıştır? Türkiye bir Amerikan eyaleti midir? Yani bunları sormaları lazım Çevik Bir denen şahsa. Hı hı. Bir de tabii baksınlar Ahmet Kara Hayıtlı kimmiş? Diyeceğim bu, yani hesaplaşacakları falan yok. Burada amaç ne? Hesaplaşıyormuş gibi. Ya bunlar, çünkü bu 10 senede iktidarın yaptığı şey şu. Yani bunlar hep Taki'yi çok iyi öğrenmişler. Mış gibi yapıyorlar. Yani ekonomik kalkınma oluyormuş gibi. Adalet sağlanıyormuş gibi. Yurt dışında itibarımız artıyormuş gibi. Yurt dışında itibarımızın da ne hale geldiğini gördük işte. Konuşacağız zaten onun, evet, detaylarını. Peki. Dediğim gibi Avrupa ile başlayalım. Evet. Bu faturanın sorumlusu uzun, yani hep biz 2008'den beri bu bir küresel soygundur, evet, diyoruz ama dillendirildi ve denildi ki soygunu yapan küresel bankerler. Evet. Biraz bunu konuşalım. Hatta bunu konuşurken Yunanistan'daki bir gelişmeyi de değerlendirirsem içinde sevinirim. Yunanistan'da bir grup yurttaş Lahey'de mahkemeye kendi devletine dava etti. Evet. Kemer sıkma politikaları bir insanlık suçudur. Hatta biraz yani bence de amacını açmış, soykırımdır, evet, iddiasıyla. Ama insanlık suçu önemli bir tanımlama bence. Evet. Bunu da içine alan bir biçimde faturanın artık küresel bankerlerin sonucu, faaliyetlerin sonucu olduğunu dillendirilmesini nasıl okursun? Şimdi Çetin'cim, biz programlarımızda biz bu terimi bilerek seçtik. Küresel soygun. Yani, hı, kriz falan değil bu. 2008'den beri kriz demiyoruz. Yani George Bush'un, neokonların girdikleri maceraların faturasının tüm dünyaya ödetilmesi hadisesidir. Yeni pazardan oluşturulması çabasıdır vesaire. Bu arada tabii Avrupa'da kendi payına düşen yıkımı üstlenmek durumunda kaldı.
Şimdi dün İzlanda'da mesela bir mahkeme vardı. İzlanda'nın eski başbakanı. Yani siz diyor buna diyor nasıl göz yumdunuz açıkçası? Efendime söyleyeyim. Diyor bankerler şöyle yaptı, şunlar şöyle yaptı. İşte bir dakika, dediler. İzlanda'yı aç ama krizin ilk patladı. İlk patladı. Herkes morguç, Amerika'daki morguçlar ama aslında en somut ilk patlak noktası İzlanda'dır. Evet, orada ortaya çıktı. Şimdi tüm dünya kamuoyunda bakmasınlar yani yerel basın, yandaş basın, candaş basın şunlar bunlar gündemi tam net vermiyorlar. Dünyada başka şeyler oluyor, bambaşka şeyler oluyor. Şu an dünyada şunu tartışıyorlar. Ülkelerin yöneticileri, siyasi iktidarlar bunlar hiç sorumlu değil mi kardeşim? Yani bir şirketin sahibi, bir bankanın sahibi gerektiğinde sorumlu tutulup ticaret mahkemelerinde veya ne bileyim ben tahkimde yargılanabiliyor. Siyasiler hangi mahkemede yargılanabilir? Siyasiler neden yargılanmıyor? Çünkü ortaya koydukları iddia şu. Şirketler ve bankalar veya işte vakıfların, derneklerin falan yöneticileri suçlu bulundukları takdirde ne oluyor? Sebep oldukları zarar en geç bir veya iki yönetimde hemen ardından telafi edilebiliyor. Fakat siyasilerin yaptığı hatalar nesiller boyu gidiyor. 50 sene, 100 sene. Hataysa. Değil mi? Hataysa. Hata ise. Dolayısıyla şimdi İzlanda'daki bu dava nedeniyle böyle bir şey başladı. Etik tartışma başladı. Bunun hukuki sonuçları da olacaktır. Girişimler başladı çünkü. Dolayısıyla Yunanlıların yaptığı da mantıklı. Gittiler. Lahey'de dediğin gibi hakkını arıyor bunlar. Biz programlarımızda vurguladık. 2010 senesinde hatta şimdi bu meşhur Bloomberg TV var ya şeyde Amerika'da. Bunların bir de finans kolu var tabii ki. Finansal grup bunlar. Bunlar Avrupa Merkez Bankası'nı New York'ta mahkemeye verdiler. Hı hı. Ben artık dilimizde tüy bitti. Yunanlı dostlara da söyledik. Hani biraz hani bir ufuk açalım kendilerine diye. Davanın konusu şuydu. Biz programımızda da vurguladık bunu. Bloomberg finans kuruluşu diyor ki müşterilerimiz bize dava açtı. Kendilerini yanılttığımızı iddia ediyorlar. Fakat biz tüm bu bilgileri Avrupa Merkez Bankası'ndan almıştık. O da gitti Avrupa Merkez Bankası'nı, Trişe'yi dava etti. Şimdi buradaki olay şu. Trişe de dedi ki Yunanlı siyasiler bize yanlış bilgi vermiş. Sonra Yunanistan'da başka bir iç politik skandal yaşanmıştı. Yunanlı politikacılar Avrupa Merkez Bankası yetkilileriyle birlikte muhtemelen pek çok ülkede de olduğu gibi oturmuşlar kafa kafaya. İstatistiği kaç yazalım? İşte borcu ne kadar gösterelim? Batıkları ne kadar gösterelim? Yani bir bilanço düzenlemesi yapmışlar birlikte. Makyajlama diyoruz. Makyajlama yapmışlar. Şimdi 2010'daki bu hadiseden bu açılmış yasal süreci takip etmedi Yunanlılar. Ben Yunanistan'daki profesörlere, doktorlara falan bu iktisatla işletmeyle uğraşanlara, finans uzmanlarına söyledim. Şunun peşine düşerseniz New York'ta size tahkim hakkı doğar. Çünkü siz alenen soyuldunuz. Siyasileriniz vasıtasıyla soyuldunuz. Ha şimdi işte lahide arıyorlar haklarını ama bizim açımızdan önemli olan hadise şu. Biz şimdi kendi ülkemizi düşünelim önce. Şimdi 6 Mayıs'ta pazar günü Fransa'da olduğu gibi Yunanistan'da da seçim var. Şimdi Laos yükseliyor hızlı bir şekilde. Dur 6 Mayıs'a gelme. 6 Mayıs'ı genel portföyde konuşacağız. Peki ama iddiaları şu. Diyorlar ki mesela Rum kesim şimdiden başladı. Biz diyor Türkiye yüzünden 216 milyar dolarlık silah aldık falan iddiaları. Aynen tazminat öyle. Açacaklar bize. Aynen öyle. Peki bunu detaylandıracağız ama adım adım gidelim. Mesela Merkel ve Sarkozy. Şimdi adım adım seçimlere doğru gidelim. Şimdi Avrupa Birliği ile ilgili bir gelişme var orada. Yeni üyelere önlem getiriyor. Yani resmen paslaşıyorlar kendi aralarında. Evet. Karar verilmiş. Yeni üyelere önlem getirelim. İşte Schengen çöküyor. Çok daha açık söyleyeyim. Ya işlemediği ortada zaten. Ama istila edildi. İstila edildi. Avrupa istila edildi. Yani onlar böyle nitelikli nüfusun yaşadığı bir coğrafya, refah toplumu, barış toplumu inşa etmeye çalışıyorlardı. Sözüm ona. Yani Avrupa Birliği'nin pazarlaması böyle yapılmıştı. Fakat ne hikmetse demokrasi havarisi kesilen bu Avrupa Birliği gidip de halklarına sorma şeyini, cesaretini gösteremedi. Aynen bizde bu havai fişek, gümrük birliğinin havai fişe katılması gibi bütün ülkeler kutlama yaptı ama bu şeye benziyor. Davulla zurnayla kendi kendilerini idam sehpasına götüren kendi kendilerini astılar bu şeyler. Avrupa Birliği üyesi ülkeler. Şimdi de dökülüyorlar.
Tabii şöyle bir sorun var. Yani hadi ikinci, üçüncü üyelerde bir sorun çıktığında kompanse edilebilir, telafi edilebilir. Fakat sorun şu. Taşıyıcı sütunlar sıkıntılı. Yani çekirdek. Yani Avrupa Birliği'nin kalbi olan Fransa ve Almanya. Merkozi ikilisi. Veya senin o güzel tabirin Fransa-Almanya. Şimdi nasıl diyelim? Bu alüminyum kola kutusunu düşünelim. Böyle şu anda iki kutuptan ters tarafa dönüyor gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani aslında bu şey nükleer kimyayla, nükleer fizikle uğraşanlar bilir. Yani bu çekirdek şeyidir. Çekirdek parçalanmasıdır. Tipik bir şey bu. O zaman çok net Avrupa Birliği bitiyor mu? Yani Avrupa Birliği'nin kalbi şu anda parçalanıyor. Neden? Şimdi François Hollande gerçekten önde gidiyor. Toplum desteği de yüksek. Hatta Fransa seçimlerinde sürpriz yapan şey Marine Le Pen. Le Pen'in kızı. Diyor ki inadına diyor Sarkozy'ya vermeyin diyor. Gidin Fransa Hollanda verin diyor. Sarkozy'yi bitirelim artık diyor. Çünkü neden? Yani Sarkozy'nin nedenine bakmamak lazım. Bir eş başkan da o çünkü. Konuşur bunlar. Eş başkanların işi bu. Gerçekler maalesef halkları ciddi anlamda yıprattı. Ciddi devlet adamlığı gerektiriyor artık. Dolayısıyla şimdi herkes fark etti Sarkozy'nin nasıl bir eş başkan olduğunu, nasıl bir tehlike olduğunu. Sorun şu. Baktılar ki Fransa'da aşırı sağ yükselmeye başladı. Diğer taraftan da yani şimdi Avrupa'nın çekirdeği bölünüyor bir yandan ayrı mesele. Bir de Fransa'nın kendi içerisinde ayrı bir kutuplaşma var. Yarın öbür gün gelecek sene Almanya'da seçimler var. Bu sefer Almanya'nın içerisinde de kutuplaşma başlayacak. Bunlar tehlikeli gelişmeler. O zaman şöyle konuşmak gerekiyor. Merkel diyor ki gümrükleri ben tekrar koyacağım. Sarkozy ile anlaşmışlar bunlar. Zaten biz ne dedik programlarımızda? Sarkozy Merkel'den destek istemişti. Dolayısıyla geçen hafta Sarkozy açıkladı. Ben dedi seçilirsem dedi gümrükleri tekrar kuracağım dedi sınırlara. Neden dedi? Çünkü ondan bir hafta öncesinde Merkel yaptı aynı açıklamayı. Vay globalleşen dünya. Demek ki şimdi tabii de üye olmayıp da gümrük birliğine girenler var. En büyük fatura bize çıkacak. Onu şimdi, söyleyeyim. O zaman şunu da konuşalım mı bir cümle? Şimdi Avrupa Birliği ciddi anlamda parçalanmaya gidiyorsa. Şimdi Türkiye'de geçtiğimiz günlerde yine Egemen Bağış orada bir toplantıda konuşmuş. Evet. Israrla gidiyor. Şimdi biz şöyle bir fotoğrafla karşı karşıyayız galiba. Gidiyoruz ısrarla bir kapıyı çalıyoruz. Evet. Fakat kafayı şöyle bir uzatsak kapının arkasında ne ev var ne mi? Sadece bir kapı var ortada. Bir kapıyla oyalıyorlar yıllardır. Türkiye nereye girecek peki? Valla Türkiye işte Arap Birliği'ne girdi. Yani sonuçta o da AB. Yani eş başkan delikanlıysanmış AB'ye sokacağım dedi. Hakikaten AB'ye soktu da kuzeydeki batıdaki ne değil. Gitti güneydeki efendime söyleyeyim Vahabilerin şeyine. Birliğine. Birliğine. Arap Birliği'ne soktu Türkiye'yi. Yani Türkiye hızla geriye gidiyor. Bir defa aleni bir şekilde ortada. Dış politikası itibariyle, ekonomisi itibariyle, iç işleri itibariyle. Diyeceğimiz şu. Avrupa Birliği'nin bu şekilde sürmeyeceği ortada. Euro'nun esas akıbeti. Bizim emekli konuşuyor yine. Soros'tan bahsediyorum. Diyor ki Avrupa bölgesi diyor çok ciddi parçalanma tehdidi altında. Hatta evet. Sovyetler Birliği'nin o süreçte yaşadığını Avrupa Birliği'nde yaşayabiliriz diyor. Adam emekli olunca böyle çok konuşuyor demek. Çetinci, 2002'de ben o emekli arkadaşın asıl memleketinden dönerken Macaristan'dan ben orada Macarlara dedim sakın bak hani bize diyorlardı ki bak Türkiye'de girecek şöyle olacak böyle hani kal Macaristan'da siyasi bir mevki sahibi olursun burada falan filan. Ne vatandaşlığını ne vekilliğini. Çünkü Avrupa Birliği sizi mahvedecek. Avrupa Birliği kendisini de mahvedecek. Ve siz o hani Sovyetlerden ayrıldılar bunlar hürriyet ne bileyim ben müreffet yaşam falan hayali kuruyorlardı ya. Tam tersi olacak dedim. 2 trilyon dolarları buhar oldu işte. Hayır, aslında kasada olmayan kağıt üzerinde olan. Kendilerinin değil ama sorumluluk üzerlerine kaldı. Macar Merkez Bankası'na dönmüş. Demek istediğim kullanıldılar yani. Dolayısıyla şimdi şöyle bir durum var. Sadece Avrupa Birliği'nin çöküşü değil, Avrupa'nın çöküşü de ciddi anlamda çalkantılara sebep olacak. Türkiye ise şimdi mesela orada ne demiş Egemen Bağış? 2014'te bir karar alınsın. Şimdi ben onu da söyleyeyim. Yani bir sene, bir buçuk sene oldu. Bir buçuk sene önce Amerikalı yetkililer ve Avrupa Birliği yetkililerin Türkiye'nin 2014'te tarih verileceği, yani Türkiye'ye tarih verileceği konusunda bir protokol anlaşma zaten imzalandı. Basına da yansıdı hatta bu. Yani 2014'te zaten tarih verilecek. De 2014'e kadar Avrupa Birliği çıkacak mı?
Böyle bir sorun var. Evde gel, eve size geldim yoksun, evde yoksun diye öyle bir şarkı vardı ya. Veya ona şey, bayramda gelirler, geldik bulamadık, fena bozulduk falan, kapının altına kart atarlar. Böyle bir duruma geliyor. Ama Allah akıl fikir versin. Eş başkan marifetlerine devam ediyor. İşte. O zaman biraz güneye de bakalım. Hani AB dedin ya, diğer AB'ye de bakalım. Şimdi Suriye çok sistematik bir biçimde, aslında doğru tanım mıdır bilmiyorum ama kendi içerisinde, tırnak içerisinde zafere koşuyor. Evet. Ve şöyle bir baktığımızda, özellikle birazdan da değineceğiz. Seçim yılında herkes Türkiye'yi yalnızlaştırıyor. Evet. Geçtiğimiz günlerde yine Amerika'dan sanıyorum bir yetkilinin yorumu vardı. Türkiye'nin B planı yok Suriye konusunda. Ve eğer savaş çıkmazsa ne yapacağını da bilmiyor. Şimdi Çetin'ciğim, biz daha önce programlarımızda bir şey söyledik ve bize eleştiri geldi. Dış, yani bu yabancı finans kuruluşlarının bültenlerinde de olan ve alenen de piyasalarda bariz bir şekilde görünen bu Mart ayının ilk haftası. Genel olarak piyasalarda bir çöküş bekliyorduk. Hı hı. Gerçekleşmeyince bazıları sitem etti. Hani Mart başında dediğinizde niye olmadı da şudur da budur da. Bekledikleri hadise şuydu. Suriye'nin diz çökeceği, Suriye'ye karşı bir operasyonun gerçekleştirilebileceği, kimse yapmasa bile Türkiye'nin bu işe koşturulabileceği, bataklığa sürülebileceği gibi bir kuvvetli bir inanç vardı batılı bankerlerde. Neden? Çünkü Türkiye'yi Suriye ile savaştırabilirlerse, ardından biz defalarca açıkladık. Sonunda zaten Dışişleri Bakanı da söyledi kendisi. NATO'nun 5. maddesi. Biz biliyoruz neyin peşinde olduklarını. Ve biz nasıl formülize ettik? Suriye'den sonra İran'dan önce gerçek hedef Türkiye şeklinde biz bu konsepti bir yıldır işliyoruz. Yani buradaki hadise, Suriye'de birileri demokrasi istemişmiş. Yok efendime söyleyeyim, diğer taraf tank top tüfekle üzerine gelmişmiş de mecburiyetten muhalifler silahlanmışmış. Bunların hepsi senaryodur, şeydir, tezgahtır. Burada asıl hedeflenen, Türkiye'yi Suriye'yle savaştırabilirlerse Avrupa Birliği işte bu krizi atlatabilecekti. Neden? Savaş demek yıkım demek. Yıkım demek yapım demek. Yapım dediğiniz zaman da ne olur? Hemen Avrupalı kreditörler gelir. Mesela şöyle bir şey olabilirdi. Eğer o dediklerini yapabilselerdi, Mart ayı içerisinde Türkiye'yi Suriye'ye saldırtabilseler idi, savaş süreci başlamış olsa idi, ben söyleyeyim, Yunanistan'ın krizi aşması çok kolay olacaktı. İhale bize kalacaktı çünkü. Yani diğer mesela Bulgar inşaat firmaları, ne bileyim ben işte gemi firmaları olsun, ne bileyim diğer otoyol inşaatçıları olsun. Yani bütün Balkanlara yetecek kadar ekmek çıkardı Türkiye'den. Türkiye'nin ekmeğini Libya'da heba etti bu zihniyet, AKP zihniyeti de. Şey, mesela orada 27 milyar dolar alacak vardı. Alamadılar. Alacak bir süre. 93 milyar avro şu an Avrupa Merkez Bankası'na duruyor Libya'nın. Gitsin alsın o zaman Dışişleri Bakanı. Talep edecekmiş. Nasıl talep edecek? Etsin o zaman. Kaç senedir müteahhitlerin paraları orada gitti. Duruyor Merkez Bankası'nda, para da var yani. Libya'nın ödeneği serbest bırakıldı. Demek istediğim şu. Mart ayı içerisinde o çöküş yaşanmadı. Ertelendi. Nereye ertelendi? Mayıs'a ertelendi. Neden? Niye Mayıs? Onu konuşacağız. Ve olay şu. Baktılar ki Türkiye Suriye'nin üzerine saldırtılamıyor. Provokasyonlar tutmuyor. Tezgahlar tutmuyor. İşte en son şeyi denediler. Neymiş de Suriye'den Türkiye'ye bu gelenlerin olduğu kampa ateş açılmış. Ateş açılmış. İşte dedik ya biz kaç program önce? 2-3 program. Şey, 24. İleri mi söyledi? İleri dedi ya, Türkiye'nin sınır güvenliği söz konusuysa bence müdahale edilmeli. Yani tamam da yani 2 tane 3 tane ne bileyim ben yaralanma hadisesi falan oldu diye kimse yutmaz bunları. Yani ama ondan da fırsat yaratmaya çalışıyorlar. Çalıştılar. Ama ne oldu? Kofi Annan planı devreye girince herkes bir anda, hani o meşhur bir reklam vardır ya, sıfırdan 100 kilometre çıkmak marifet değil. 100 kilometreden 0 kilometreye düşerken ki haliniz önemli. Hı hı. Ben buradan hükümeti uyarıyorum. Böyle hayallere kapılıp da böyle yok eş başkanmış, yok efendim söyleyeyim sahte Osmanlıymış, sahte İslam projeleriymiş. Bunlara girmesinler, tehlikeli işler. Peki o zaman biraz süreci konuşalım. Suriye'de süreç yani nasıl Suriye işliyor? Yani Suriye başarılı gidiyor. Neden başarılı gidiyor? Birleşmiş Milletler gözlemcilerini de biraz konuşursak. Şimdi onu söyleyeyim ben. Gece geç saatlerde takip ettim ben o gelişmeleri. Sen biliyorsun İran-Suriye konularının içerisindeyiz. Şu an Suriye'de toplamda 12 gözlemci var. Yani o 30 gözlemcinin daha sadece 12'si gidebildi. Şimdi dün akşam bir şey vardı, briefing vardı. Sayın Kofi Annan Birleşmiş Milletler'de briefing verdi. Tamam diyor, bazı sıkıntılar var ama diyor, şu anda diyor elimizde başka plan da yok.
Başka çözüm de yok ve en azından gözlemciler, bu 12 gözlemcinin gitmesinden dolayı çatışmalarda belirgin bir düşüş var. Hı hı. Şimdi tabii ne oluyor? Böyle bir düşüş olunca Suriye'ye karşı girişilmiş olan küresel terör faaliyeti bir anda destekçilerini kaybetmeye başlıyor. Biz söyledik geçen programda. Suudi Arabistan, Katar, İsrail, bunlar el altından ya biz ettik, sen eyleme Esad diyorlar yani. Elçi gönderip görüşmelere, hı hı, başladılar onlar. Ve ben hayretler içerisindeyim. Yani Türkiye hala, gerçi şu sıralar biraz değişmeye başladı politika, ama Suriye'ye karşı o tutarsız, saldırgan şeyi, emelleri devam ettiriyor. Yok, biraz törpülenmeye başladı Suriye'ye karşı. Ama ne oldu? Ama istikameti değişti. Yapma diyor artık, yani benim seçim zamanım diyor. Yapma diyor. Yani doğru, orada da haklısın. Yani. Çünkü neden? Amerika ve Avrupa baktılar ki bu saatten sonra Allah aşkına imkanı yok. Ya hiç mi etmeyeceğiz? Birazcık yapsaydık diyen ben miyim yani? Vallahi şimdi Hilal ablası da diyor ki mızmızlanma. Sus, geç kenara. Git Irak'la falan uğraş. Çünkü onlar neden? Biliyorlar yani, baktılar AKP böyle bir şey başaramaz. Dediler ki git bari hani dişine göre biriyle sen şey yap, didiş. Ona gelelim. Değil ama mi? Ona gelmeden önce bir İran'a, evet, şey yapalım. Yani bunun altını çizelim yani. Ya göstermelik de olsa bir şeyler yapalım diyen oldu. Oldu maalesef. Yani. Ha, onu da söyleyeyim ben buradan. Çünkü biz Suriye'den falan da izleniyoruz. 50 ülkeden izleniyoruz gerçi, resmi yetkili kurumlar da dahil olmak üzere. Değerli Suriye halkını ben tebrik ediyorum. Neden? Şunu ayırt edebildiler. Şu anda Suriye'ye karşı girişilmiş olan küresel terör hareketinde Türk halkının hiçbir dahli yoktur. Bu işe alet olanlar maalesef Türkiye'deki iktidardır ve onun okyanus ötesi hayalleridir. Bunu ayırt edebildiler. O da neden? Diyoruz ya biz, tarih bambaşka bir şeydir. Bu gelecek adına çok önemli yani, bir ayırt etme. Ben kendilerine etme de teşekkür ediyorum. Yani Türk halkıyla herhangi bir sıkıntıları olmaması gayet güzel. Peki İran'a geçelim. Evet. İlginç bir satranç oynanıyor İran'da. Evet. Şimdi sabotajlar var. Bu yine Stiglitz miydi o? Neydi o virüsün? Stuxnet. Başımızın belası. Tamam. Sen de bir darbe yemiştin. Maalesef. Bir yandan ambargo, karşılıklı, evet, hatta işte, evet, ben de size petrol satmam, ben de şunu yaparım falan. Evet. Bir yandan da silah lobileri. Evet. Çığlık atan silah lobileri. Nasıl bir satranç oynanıyor? Vallahi Çetinciğim, şimdi bir defa herkes şunu kendisine sormalı. Dünya ticaret hacmi düşüyor. Değil mi? Hı-hı. İnsanların tüketimi azalıyor. Hı-hı. Peki petrol fiyatları hangi akla hizmet $100, $120'larda? Yani New York tipi $100'sa Brent $120'larda falan geziyor. Sıkıntısı olunca petrol içmeye başladı insanlar belki. Yani burada bir spekülasyon olduğu açık. Neden? Diyoruz ya biz, 2008'de başlayan küresel soygun neticesinde, hı-hı, zararların kapatılabilmesi için bir savaşlar çıkartılıyor. İki tüketimi vahşi bir şekilde, vahşi yöntemlerle artırma yoluna gidiliyor. Şimdi bunlardan birisi petrol olduğu gibi diğeri de silah lobisi. Hı hı. Amerika'daki ve batıdakiler diyor ki ya arkadaş, biz bu kadar sanayimiz var, silah üretiyoruz, bunu satmamız lazım, bunun için de savaş lazım. Hı hı. Hani savaş olmuyorsa bile, hani diyor şöyle bir çatışma falan filan olsun, 1-2 milyon dolsa razıyız diyorlar. Göstermelik, yani, göstermelik güzel ya, bunu tutalım arada söyleyeyim. Yani gerçekten, yani göstermelik de olsa bir savaş olsun diyorlar. Şimdi böyle olunca bakıyorlar, şimdi kimle gerilim, nasıl hani böyle güzel, nasıl diyelim, yani savaşın da şey olmaz da, lezzetlisi olmaz da. Kimle yani hasbihal ederiz? Kime daha çok mal satarız? Yani şimdi mesela Sudan, Güney Sudan olayı. Hı-hı. Bu çarlı bir iş. Her iki ülkede de petrol var. Hı-hı. Satabildiğin kadar silah. Sudan biçilmiş kaftan silah lobiler için. Diyorlar ki İran olayı da gayet güzel. Neden? İran'ın cebinde çünkü şey var, petrolü var. Öyle düşünelim. Kasasında petrol olan bir ülke. Yani buraya silah sattığın zaman karşına hiçbir şey almasan petrolünü alırsın. Hı-hı. Dolayısıyla diyorlar ki İran'la Suudi Arabistan'ı bir kızıştırabilirsek, Irak'ı da dahil edelim, Türkiye'yi de dahil edelim. Hatta şöyle bir şey yapalım, nasıl olsa bir tane eş başkan var Türkiye'de, biz hiç karışmayalım, o eş başkan gitsin Irak'a, işte Suriye'ye yapmaya çalıştı ya o petrol boru hattı nedeniyle, Irak'a ve İran'a musallat olsun, gerilimi tırmandırsın, barış istemiyor silah lobileri, silah satmaları lazım, hı hı, sanayinin çarklarının dönmesi lazım, anlatabiliyor muyum? Ha, dolayısıyla şimdi ne oldu, baktılar ki burada da bu nükleer takas olayı yürüyor ya şu anda, 23 Mayıs'ta Bağdat'ta zirve var, onu sabote etmek için durup dururken şimdi Bağdat'ta bombalar patlamaya başladı. Eş başkan habire mezhep ayrımcılığı falan yapıp şeyi tahrik ediyor. Irak yönetimi tahrik ediyor. Hı hı. Şu yaşadığımız sıkıntıya bakar mısın Çetinciğim? Yani Suriye ile papaz olduğumuz yetmezmiş gibi bir de Irak. Ya bir de savaş yorgunu. Peki, başına gelmedik kalmamış Irak'ı. Ama orada da ilginç bir gelişme oluyor.
Mesela İran'a gittiler, virüs gönderdiler. Daha önce nükleer santrallerine yapmışlardı. Onu nasıl engelleyeceklerini öğrettik kendilerine de, ama petrokimya tesislerinde bir sıkıntı vardı. Şey yok. En azından elektrik hatlarını devreden çıkarmayı öğrendi. Irak'la ilgili yaşanan gelişmeler tabii çok doğru okunması gereken gelişmeler. Çünkü Irak'ta belki de kimsenin beklemediği, bizim toprak bütünlüğümüz diye çıktı ortaya. Evet. İşgal yaşamış bir ülke. Evet. Bunu biraz konuşmak lazım ve hızla da oradaki garantör devlet sanki İran olmaya başladı. Gidişat o. Neden? Çünkü Güney Şii, efendime söyleyeyim, merkezi Sünni deniyordu ama efendime söyleyeyim, baktılar ki Sünni geçinen ülkeler, yani Suudi Arabistan ve Türkiye, başka başka tezgahların içerisindeler. Hı hı. Yani İslam'ı paraya değişmiş bir yönetimler tarafından yönetiliyor bunlar. Dolayısıyla onlar da İran'a yaklaşmaya başladı. Şimdi kaldı bir tek Irak'ın kuzeyi. Irak'ın kuzeyi için şimdi çözüm arıyorlar. Yani şimdi açık söyleyeyim. Nasıl ki Türkiye Suriye konusunda biz formülize ettiysek onu da formülize edelim. Eş başkanın Irak seferi yüzünden başta Irak'ın kuzeyi olmak üzere Irak'ta ciddi bir şey olacak. Kan gölü olacak. Şu anda farkında değiller. Neden? Çünkü Irak Cumhurbaşkanı Talabani. Barzani ile hasım gibiler. Anlatabiliyor muyum? Yani neden? Çünkü Irak'ın kuzeyinde Barzani Talabani'yi baskılıyor. Biraz açsan onu. Yani bunlar eski aralarında dost çatışma değil mi? Var. Hayır. Bir dakika. Defalarca yaşandı. Yani Talabani ile Barzani kavgası gerçekten neyi paylaşamıyorlar bunlar peki? Şimdi şöyle, Irak'ın kuzeyindeki eş başkan da Barzani. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Ama bunların yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu. Gitmiyor ve bakıyorlar menfaatlerine uygun kim var? İşte İyad Allavi. Tam bir hırsız. Efendime söyleyeyim Haşimi. O da aynı keza. Anlatabiliyor muyum? Bir bakıyorsunuz Irak devletinin aradığı kaçak durumda olan Haşimi Türkiye'de geziyor. Hiçbir resmi şey yok, sıfatı yok. Hı hı. Resmi sıfatla geldim diyerek geliyorsun. Yok öyle bir sıfat falan. Allavi zaten tescilli. Tescilli. Ayrıca da CIA çalışanı yani şey, İyad Allavi. İşgal döneminde mahvettiler. Basra'daki petrol vanalarının sayaçlarını kırdıran adam Allavi. Çalındı yani, gitti Irak'ın petrolleri. Tabii o dönemde Türkiye'de bazı petrol firmaları aniden palazlığını verdi. O da enteresan bir nokta. Belki şey de olabilir. İstanbul'un gülünü ziyarete gelmiştir. Değil mi? Diyeceğim şu. Irak'ın kuzeyinde ciddi bir gerilim nasıl diyelim şu anda oluşuyor. Eş başkan yarın pişman olacak. Olur yani, bilemiyorum. Vicdan olan insan olur da eş başkan olur mu onu bilemem. Çünkü neden? Talabani ile Barzani arasında bir siyasi çekişme var. Çünkü Talabani Cumhurbaşkanı olunca Barzani dedi ki bari o zaman dedi bu kuzeydeki şey de bende kalsın falan dedi. Şimdi bir bakıyor Talabani, Kerkük sorunu var. Yarın öbür gün Barzani, şimdi Kerkük'ü talep ediyor bir de. Kerkük'ü talep ediyor Barzani. Ve şehir değil, Kerkük eyaletini talep ediyor. Dolayısıyla eğer bunu da alırsa o saatten sonra Barzani'ye karşı herhangi bir iktidar geliştirme, devşirme şansı olmayacak Talabani'nin. Dolayısıyla Irak'ın kuzeyinde Kürtlere karşı bir tuzak kuruluyor. Biz defalarca programlarımızda şunu vurguladık. Angola örneğini verdik. Yemen örneğini verdik. Kore örneğini verdik. Yani bu küresel güçler öyle bir oyun oynarlar ki bir ülkeyi önce ikiye bölerler. Tamam, üçe beşe bölerler zaten. Hayır, ikiye bölerler. Sonra baktılar uzlaştıkları noktada tekrar birleştirirler. Ve o zaman anlarlar ki bölündükleri süreçte her iki toplumda, yani bölünen her iki şeyde, yarıda tüm varlıklarını kaybetmişler. Yani niye, Angola'da yaşandı. Niye üçe beşe böler? Demirtaş'ın yaptığı açıklama, yeni anayasa 20 eyalete ayırmalıymış da özel bölgeye ayırmalıymış. Şimdi Türkiye kimse bölemez. Amerika da bölemez. Avrupa da bölemez. Zaten pişmanlar, onu da biliyoruz. Bir de bunların kafalarındaki anayasa da ortaya çıkmaya başladı. Bu onların son şansı. Onların son şansı. Neden son şansı? Bir daha böyle bir iktidar gelemeyecek Türkiye'de. Gelemeyecek. Bir daha ellerine Türkiye'yi böyle bölüp parçalama, ezip sindirme, yat kalk sürün yaptırma gibi şansları olmayacak. Bitiyor. Mayıs ayına giriyoruz. 6 Mayıs'tan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Peki, ısrarla 6 Mayıs diyorsun. Şimdi izleyici de diyor ki 6 Mayıs'tan olacak. Ona geleceğim ama onun öncesinde alçak... Selahattin Demirtaş, ben onu söyleyeyim. O şimdi Türkiye'den Amerika'ya uçuyorlar ya. Hı-hı. Yolda uzun.
Buna şey diyorlar, jet lag diyorlar. Yani uçak tutmuş olabiliyor. Ha öyledir. Ya beyin tabii, beyin arkası omurilikteki şey sıvı. Ondandır diyorsun. Tabii dengesizleşiyor. O da ondan dolayı böyle dengesiz konuşmuştur. Bir de Türkiye'den uzak olunca Türkiye'yi tanınmamazlıktan gelmiş. Yani neyse. Oradan bakınca nasıl görünüyor bilemiyoruz tabii. Peki rota bir anlamda Türkiye'ye Türkiye'den Basra'ya döndü. Biraz bunu da açıklayın. Çünkü buradan da anormal çıkışlar olmaya başladı. Evet. Şimdi Suriye bitti, buraya geldik. Şimdi diyorlar ki ya bu şeye benziyor. Şimdi eş başkanı bir profesyonel futbolcuya benzetelim. Hı hı. Milyonlarca dolar verilmiş. Adam mesela? Mesela tek bir gol atamamış. Maça çıkıyor. İkinci, üçüncü dakikada sakatlandım numarasıyla sağdan çekip gidiyor falan. O zaman diyor ki şeyler, futbol kulüpleri kulübü başkanı da, ya kardeşim en azından git bak şu takıma bir gol at ya. Hı hı. Bak Irak, yani Irak. Adamlar 79'dan yani 80'den beri diyelim savaş içerisindeler. Başlarına gelmedik kalmadı. Kışkırtıldılar, gittiler İran'a saldırtıldılar. Sonra İran bunları tepeledi bilmem ne. Sonra işte Amerika kaç defa tepeledi. Başlarına gelmedik kalmadı. 20 milyon ülkenin 5 milyonu kendi içerisinde göçmen durumunda. Hı hı. Mahvolmuş bir ülke. 2,5 milyon göçmeni Suriye'ye gitmiş. Suriye bağrına basmış. 2,5 milyon göçmenden bahsediyoruz. Hani bugün Suriye diyorlar ya. Ülke nüfusu neredeyse. Yani. Ve bunun 1 milyonu daha sonra geri dönmüş. 1,5 milyon hala Irak'tan gelen mülteci var Suriye'de. Bunu da unutmamakta fayda var. Artı şimdi diyorlar ya millet iradesine karşı hiçbir işte karşı güç tanınmaz falan filan diyorlar. Şimdi bir insanda erdem olsa, kendin için ne geçerliyse başkası için de o geçerlidir diye düşünmen lazım. Değil mi? Hı hı. Kalkıp Suriye diyor ki demokrasi gelmeli, halkın iradesi şöyle olmalı, böyle olmalı. Ya kardeşim, Irak'taki Maliki'yi de halk seçti. Sen neden elin başbakanını devirmeye çalışıyorsun? Neden Irak'ı kan gölüne çevirmeye çalışıyorsun? Ve artı, Barzaniler 3 kuşaktır Türk milletine ihanet etmiş bir aile. Daha temel bir şey sorayım mı sana? Ama Basra'daki Esad ailesi tam tersine 3 senedir Türk milletinin onuru içinde mücadele etmiş bir aile. Daha ilginç bir şey sorayım mı? Türkiye şu anda darbeleri yargılıyor değil mi? Bir dakika. Bush gibi yapıyor. Niye? Mevcut hükümetleri silah soruyla indirildiği gerekçesi. Evet. Değil mi? Şimdi niyet Türk ordusunun gidip Suriye'deki yönetimi indirmesi ise, şimdi dış darbe mi yapıyoruz biz? Dışa açılmışlar demek ki. İhracat tabii. Liberalizm böyle bir şey demek ki. Doğru, böyle bir şey. Yani niye kimse meseleye bu açıdan bakmıyor? Yani şimdi o haberi tekrar hatırlatalım. 12 tabur, özel kuvvetler mensubu, ne bileyim ben Suriye'ye doğru kaçan, sözüm ona, işte teröristleri, PKK'ları takip edildi, Suriye'ye girdi falan denildi değil mi? Hı hı. Sonra ne oldu? Genelkurmay yalanladı bunu. Evet. Şimdi o basın mensuplarından neden hesap sorulmuyor? Yani sen el alemin ülkesine... Ki el alem ülkesi diyoruz da biz şimdi yani, hani şu anda yani Türk askerine açıkçası Suriye'ye git darbe yap deniyor. Evet. Ya bu neye benziyor? Hani küçük Amerika olacaklardı ya. Hı hı. Büyük yani o esas orijinal Amerika zaten darbe yapa yapa işte son 67 yılda dünyada meşru hükümet bırakmadı. Zaten bugünkü ekonomik krizlerin, daha doğrusu soygunların da sebebi odur. 60 yıl önce getirilen hükümetlerin, rejimlerin, sistemlerin, hırsız çetelerinin, katil çetelerinin bir eseridir. Dolayısıyla şimdi diyorlar ki bu coğrafyada bizim rolümüzü oynayacak bir tane taşeron lazım. 4C'li bir hükümet arıyoruz diyorlar. Bu kadar basit. Sözleşmeli yani. Sözleşmeli diyorsun. Sözleşmeli. Yoksa diyor sözleşmeni iptal ederim kardeşim diyor. Gidersin diyor Arabistan çöllerinde ayakkabımı boyarsın, artık deve mi kiralarsın, ne yaparsan. Dolayısıyla diyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri sanki babasının malı. Git diyor Suriye'yi tepele. Ya Allah'ını seversen akıl var, mantık var. Kuvayi Milliye'nin kurulduğu yerdir Suriye. Öyle Balkanlarda falan değildir esas. Peki o silahlı zaman... mücadelenin başladığı, mücadelelerin verildiği, efendime söyleyeyim düzensiz gayri nizami harbin ve daha sonrasında düzenli harbin başladığı yerdir. İngilizce Fransız kuvvetlerinin Anadolu'ya girişini engellemiştir Suriye o direnişi sayesinde 100 yıl önce. İşte tarih bilmezsen İsrail'le de ama... savaş tecrübesi olan bir ülkedir. Sen diyorsun ki Türk ordusu git bu ülkeyle savaş, bir de karşına Rusya'yı al. Peki Rusya yukarıda kuzeyde boş mu duracak? İran boş mu duracak? Yunan boş mu duracak? Bulgaristan boş mu duracak? İran boş mu duracak? Peki o zaman hepsinin bu konuştuklarımızın... Biz söyledik Kuzey Irak'ta, ya Irak'ın kuzeyinde bir ay önce Rus komandoları Havur Gümrük kapısında saldırıya düzenlediler. Eş başkan ne yaptığının farkında değil. Beşir Atalay hiç farkında değil. Hepsinin temelinde hep
programın başından beri söylediğin 6 Mayıs tarihi. Belki son 5 dakikada direkt buna ayıralım. Peki. Şimdi bu aslında fay hattının kırılma anı diyebiliriz. Evet. 6 Mayıs'tan sonra yani 7 Mayıs sabahı, evet, bambaşka bir dünyaya uyanabiliriz. Kesinlikle öyle olacak. Birçok yerde seçim var. Evet. Birçok yerde yükselen bir ırkçılık var. Bu var. Tedirgin edici. Tam olarak. 6 Mayıs niye kritik gündür? Hemen 5 dakikada bunun analizini yapalım. Şimdi Yunanistan'da seçim var dediğimiz gibi. Ve burada Laos Partisi yükselişte. Tam tahmin edildiği gibi gelişiyor olaylar. Bu Türkiye'nin başına iş açacak. Yani gidip de böyle Arap'la şunla bunla uğraşmanın alemi yok. Bak diğer tarafta başka işler oluyor. İsrail'de Arnavutluk Hava Kuvvetleri'ne yetiyor bu arada. Onu da belirtelim biz. Hı hı. Başka yerden öğrenemezler. Ankara'daki sözüm ona, kurumlar da öğrensinler yani. Hiç değilse ulusal kanaldan. Diyeceğimiz olay şu. Yunanistan'da seçim var. Fransa'da seçim var. Hollanda'da en sağlam olduğu düşünülen, ekonomik olarak ve toplumsal yapı olarak da diyelim, eğitimli falan. Hollanda'da hükümet düştü. Neden? Fransa'daki olayı biliyorlar. Ve Almanya'da gelecek sene olacak seçimlerin öne alınması gündemde. Hı hı. Hem Avrupa kendi içerisinde kutuplaşırken, yani kuzey güney olarak değil artık, çekirdek parçalanması diyoruz ya. Hem çekirdeği parçalanırken çekirdek ülkelerde kendi içerilerinde kutuplaşmaya gidiyorlar. Böyle bir ortamda hiçbir şey geçen 10 seneki gibi olmaz. Amerika kontrol edemez. Ki Amerika'nın durumu da bambaşka. Orada da farklı bir boyut var. İşte o bir Hispanik bir şahsın, sözüm ona, hani hep kınıyorlar ya, İran'da, Suriye'de diyorlar şey var, devrime yakın güçler var. Bunlar halka şunu, gitsinler baksınlar Amerika'da ne oluyor. 2001'deki o şey, Homeland Security, yine o çerçevede çıkarılan yasa çerçevesinde şüpheli görülen şahsı sorgu sual etmeden sokak ortasında infaz etti Hispanik'in bir tanesi. Öldürdüğü de bir tane zenci. Zenci çocuk. Ve beraat etti. Şimdi Amerika'da da başka türlü bir ırkçılık var. Amerika'da başka trendler yükseliyor. Avrupa'da da işte demin belirttiğim gibi farklı kutuplaşmalar var. Böyle bir ortamda kimse Türkiye'nin böyle hala kendin çal, kendin oyla, efendime söyleyeyim, Araplarla efendim söyleyeyim, haşır neşir ol, oradan sıcak para gelsin, işte sanal pembe şeyi, ekonomini ayakta tut falan devri artık sürdürülemez. Ha, bir tarihte orada önemli bir nokta daha var. Yani Yunanistan'daki seçim, Fransa'daki seçim dedik. 6 Mayıs'ta Rusya'da ya aslında Sayın Putin kazandı da, sorun şu anda yabancı medya, yine onu belirtelim. Ya yani Türkiye'de medya falan yok. Bir ulusal kanal var yani, Gerçeğin Sesi. Putin'le çok ciddi anlamda uğraşıyorlar. Putin'i indirip, yani şu 6 Mayıs'ta ikinci turun tamamlanıp Putin'in resmi, yani mazbatasını alması gerekiyor devlet başkanı olarak. Hı. Onu bekliyor Putin. Dolayısıyla diyorlar ki 6 Mayıs'tan önce Putin'i bir şekilde indirebilir miyiz? Onu indirip yerine Gorbaçov'un desteklediği Poharov isimli, nasıl diyelim, oranın özel olabilecek bir şahıs, onu getirebilir miyiz diye uğraşıyorlar. Rusya'da böyle bir oyun dönüyor. Yani 6 Mayıs'a doğru Rusya'nın epey bir hareketlendiğine şahit olabiliriz. Peki biz nasıl bir dünyayla karşı karşıya kalacağız 7 Mayıs'ta? Bir dakikada da toparlayalım. Vallahi şöyle söyleyeyim. Eğer aklı başında, aklı selim düşünebilen bir yönetim olursa Türkiye'de, 7 Mayıs ve sonrasını akıllıca değerlendirir. Ama zaman kalmadı. Yani bu hükümetin aklı selimle hareket edebilmesi için zaman kalmadı. Hala diyor ki Cemil Çiçek, ya anayasayı yapacağız, bazıları bize vatan haini diyebilir falan filan diyor. Yani girsin halkın arasında ne denildiğini bizzat şahsen o zaman duysun. Geçtik o şeyleri, aşamaları. Yapmayın o zaman. Burada önemli olan şu Çetinciğim, herkes bir şey unutuyor. Bak ne diyoruz? Rusya'daki bu durum, Yunanistan, Avrupa'nın durumu ortada. Amerika ve İsrail zaten sıkışmış durumda iç politikaları gereği seçim yılı. 1 Temmuz'da Avrupa Birliği dönem başkanlığı Rumlara geçiyor. Avrupa dişini sıkar da 1 Temmuz'da Rumları başkan yaparsa, yani o sürece ulaşabilirse bütün olarak, Türkiye'nin tepesinde Amerika'sı, Avrupa'sı, ne bileyim ben, diğer komşu ülkeler hepsi boza pişirecek. Eş başkanın muhteşem ustalık eseri olacak bu. Kemiklerimizi kıracaklar. Yani resmen 100 yıl öncesine savrulacağız Türkiye olarak. Herkes aklını başına alsın. Tabii bunun için özgün iktidar, özgün politikaların i̇ktidar. Olması gerekiyor. Devlet adamı lazım. Ankara'ya devlet adamı lazım. Tekstle gelen politikalarla bu iş olmaz. Olmaz tabii. Sevgili Mete, çok teşekkür ederim. Yine teşekkür konuşacak ederim. Şeylerimiz var ama konuşamadık. Ama bunlar hepsi çok önemliydi. 6 Mayıs'ın neden önemli olduğunu anlatmamız açısından çok önemliydi. Umarım
herkes önce iktidar aklını başına alır. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, bugün de Ekopolitik'te dünyanın ve Türkiye'nin ekopolitiğini sizler için konuştuk. Kritik bir süreçteyiz. Aslına bakarsanız zaman zaman birçok dostumuz ya ekonomi nasıl olacak, politika nasıl olacak, sohbette, asbalde hep bunları bize soruyorlar ama eskiden 6-7 aylık, 1 senelik tahminlerde bulunmak mümkündü ama öyle bir süreçteyiz ki bugün olan bir şey yarınki tahmini bile çürütebiliyor. Ama çok şükür ki galiba biz 6-7 ay önceden gidiyoruz. Bazılarından 2 sene önce gidiyoruz. Daha şimdi dile getiriyorlar bazı şeyleri. Her zamanki gibi bitirelim. Gerçeklerle randevunuzu aman çarşamba gününe de kaçırmayın. Ama biz yarın ekopolitik olarak burada olacağız. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ve vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.